bülteni hazırlarken aslında zorlandığımız hareketli bir gündemle karşınızdayız bu akşam. NATO zirvesinin yankıları, aşı gündemi ve bugün HDP İzmir İl Başkanlığı binasında yaşanan silahlı saldırı. Başlık çok. İlk sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Gazetecilere konuştu, NATO zirvesinin perde arkasını anlattı Cumhurbaşkanı. Terörle mücadelede Amerika'nın ikircikli tutumundan duyduğu rahatsızlığı mevkidaşı Biden'a ilk ağızdan iletti. Müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek tarihi bir hatadır cümlesini kurdu. Erdoğan'ın iç siyasete yönelik de mesajları vardı. Millet İttifakı'nda yaşanan ortak aday tartışmasına karşımıza kimin aday çıkacağı bizi ilgilendirmiyor yorumunu yaptı. Bu gazetecilere verdiği mülakat. Cumhurbaşkanı bugün de Antalya'daki Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'ne katıldı. Sözlerinin adresinde bu kez Avrupa Birliği vardı. Birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini şöyle masaya bir yatırmamız gerekiyor. Öyle de yaptı. Bu mesajlarla gitmişti Brüksel'deki NATO liderler zirvesine. Orada Amerikan Başkanı Joe Biden'la yaptığı kritik görüşmenin perde arkasını Azerbaycan'da gazetecilere anlattı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını düşünüyoruz. Görüşmede iyi terörist, kötü terörist gibi ikircikli tavırla terörün yok edilemeyeceğini vurguladık dedi Erdoğan. Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmenin tarihi bir hata olduğunu söylediğini anlattı. Düşüncelerimizi çok açık, net olarak Sayın Biden'a ifade ettim. Terör örgütlerini destekleyenler, onlara cesaret verenler ne büyük bir yanlış yaptıklarını er ya da geç anlayacaklar diye devam etti sözlerine. Biz göbeğimizi kendimiz keseriz, bu işin başka yolu yok dedi. İki ülke arasında ilişkileri müttefiklik ve stratejik ortaklığa yakışır şekilde sürdürmekte mutabık kalındığının da altını çizdi. Erdoğan iç siyaset mesajlarını ise Millet İttifakı'nda yaşanan ortak aday tartışmaları üzerinden verdi. Bizim karşımıza kimin çıkacağı bizi pek ilgilendirmiyor dedi. İşte Cumhur İttifakı. Cumhurbaşkanı Perşembe mesaisini ise Antalya'daki Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'ne ayırdı. Sözlerinin adresinde Avrupa Birliği vardı. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması da mümkün değildir. Birliğin içine düştüğü stratejik köllükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz. Erdoğan kültürel ırkçılık içinde önemli mesajlar verdi. Küresel ölçekte artan ırkçılık, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı giderek bir milli güvenlik sorununa dönüşüyor.